Sevgili izleyiciler, günün önemli gelişmelerini aktarmak için ekranlarınızdayız. Kayseri'nin İncesu ilçesinde metruk evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bulgurcu Mahallesi Bulgurcu Caddesi'nde Abbas Kapusuz'a ait metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın, vatandaşların da yardımıyla söndürüldü. Yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Kayseri'de babasının verdiği böbrekte hayata tutunan 16 yaşındaki Tolga Can Yüksel, organ bağışı haftasında bağış çağrısında bulundu. Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Hastanesi konferans salonunda organ bağış haftası dolayısıyla düzenlenen programa katılan Yüksel, burada yaptığı konuşmada 6 yıl diyalize girdiğini söyledi. Yüksel şunları kaydetti. 6 yaşındayım, 6 senedir giriyorum. Zor bir nakil süreciydi. Şimdi nakil oldum. Eskisi gibi hayatıma devam ediyorum. 3 senedir falan kadavraya başvurduk. O da çıkmadı. En son babam verdi. İşte babamdan kadavra bulduk. İşte sonra ameliyat olduk. 2 ay boyunca süreç sürdü. Şimdi eskisi gibi iyiyim. Eski hayatıma devam ediyorum. Eskisi gibi oynuyorum, geziyorum. Verirlerse iyi olur. O kadar hasta böbrek bekliyor. Hayatlarını kurtarabilirler. Yani vermeden önce vasiyet versinler, vasiyet. En büyük vasiyet odur zaten insan. Dua kazanır, hadi duası kazanır. Nakil için sıraya yazıldıklarını ancak sonuç çıkmayınca böbreğini oğluna verdiğini aktaran baba Yüksel ise şöyle konuştu. 6 sene diyalize giriyor. Çıkmayınca en sonunda Sibel hocam, Tutku hocamız, Allah razı olsun, İsmail hocamız var. İşte onun sayesinde, böbreğimizi verdik onun sayesinde, 70 gün oldu. Çok güzelmiş, sanki vermişsin ben aynı hayatı devam ediyorum ya. Herkesten verir, ben sizi isterim çünkü o da bir can kurtarıyor. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sibel Yel'de konuşmasında şunları söyledi. Çok erken yaşta böbrek yetmezliği geliştiği için hayatının önemli bir dönemini çeşitli sıkıntılarla geçirdi. Son 6 yıldır da periton diyalizi yapıyordu. Çocuklarda kullandığımız böyle karında bir kateter koyarak günlük karnına su verip alma şeklinde yapılan bir diyaliz şekli. Tabii ki hastayı zorlayıcı tarafları var. Hastanın özellikle sosyal yönünü çok etkiliyor. Bu şekilde bir süreç geçirdikten sonra babasından böbrek nakli şansını yakaladı. Doku uyumu sağlandı. Çeşitli testlerden geçerek işte yakın zamanda nakil oldu ve sağ olsun Tutkun hocamız, işte bizim ekibimiz, nefroloji ekibi, çocuk bölümü çok ortak bir çalışmayla, emekle, büyük bir emekle Tolga'nın nakli gerçekleştirildi. Nakil sonrası çeşitli sıkıntılar açısından izlendi yakından ve halen takibimiz altında. İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan da bir takım bilgi eksiklikleri, yanlış inanışlar ve ön yargılar sebebiyle organ bağışı noktasında arzu edilen seviyelerde olunmadığını belirtti. Erşan şunları kaydetti. Belki de yöntem değişikliğine gitmek gerekiyor. Aktarıyoruz, anlatıyoruz ama bakın 2024 yılı içerisinde biz şu ana kadar ilimizde sadece 71 kişiden bağış alabilmişiz. Çok düşük bir sayı. İfade ediyorum, sadece kamuda 13 bin civarında sağlık çalışanı var. Yani ilk duyarlılığı göstermesi gereken gruplarda bizleriz. Burada tabii ki tek tek sorgulamayacağız ama kendi içimizde de şöyle baksak kaç kişi organ bağışı yapmıştır aramızda sizlerin takdirine sunayım. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucunda söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kirazlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda iki katlı ikametin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle birlikte haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında maddi hasar meydana gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar ilçedeki merkez mahalle muhtarlarının ardından kırsal mahalle muhtarlarıyla da bir araya gelerek hayata geçirilen projeler ve 2025 yılında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Koca Sinan Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı oldukça samimi bir ortamda geçti. Muhtarlarla tek tek sohbet eden ve onların taleplerini dinleyen Başkan Çolak Bayraktar, toplantının asıl amacının 2025 yılı için yapılabilecek belediye faaliyetlerinde mahallelerin temsilcisi olan muhtarların fikir ve taleplerini almak olduğunu söyledi. Koca Sinan Belediyesi olarak vatandaşların refah seviyesini yükseltmek ve Koca Sinan'da yaşamaktan mutlu olabilmeleri için gece gündüz demeden çalıştıklarına dikkati çeken Başkan Çolak Bayraktar şunları kaydetti. Bölgemizdeki muhtarlarımızın, 88 mahallemizin, kırsal mahallelerimizin ve merkezdeki mahallelerimizin her birerleriyle birer birer yapmış olduğumuz toplantıların nihayetine geldik. Şimdi 4-5 gündür süren bu süreç içerisinde bugün en son kırsal mahallelerimizin ki Bayramacı, Yuvalı, Eski Ömerler, Hırkayı, Medde'de, Kalkancık gibi birçoğu şehrimizin de komşu şehirlerle olan sınırlarındaki mahallelerimiz her birerlerinin ihtiyaçlarını, taleplerini yerinde dinlemek üzere bir araya olduk. Ve geldiğimiz noktada şükür Allah'a belediyemiz açısından yapılması gereken hizmetler, yapılan hizmetler, vatandaşlarımıza bu hizmetlerin ulaştırılmasında şu ana kadar başladığımız günden bugüne kadar birçok eksik talep yerine getirildi. Elbette ki yenilerin oluşması kadar doğal bir şey veyahut da bir şeylerin eskiyip de yeniden talep edilmesi kadar doğal bir şey yok. Ama önemli olan şu ki bunları yapılabilmesi noktasında bir kararlılığımız, vatandaşa hizmet etme, vatandaşa hizmetin en iyisini ulaştırma noktasında bir gayretimiz var. Bu noktada da sizlerin hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çünkü sizler bizim vatandaşla olan iletişimdeki en güçlü yol arkadaşlarımızdan birisiniz. Özellikle kırsal mahallelerimizdeki muhtarlarımız. Çünkü siz orada birebir vatandaşla hemhal oluyorsunuz. 7/24 vatandaşın içerisindesiniz. Hatta ve hatta kırsalın sorunlarını en iyi bilen sizlersiniz. Vatandaşlarımızın yeniden kırsaldaki köy yaşantılarına geri dönüşü sağlanması, kırsal kalkınmayla birlikte o bölgelerdeki nüfusun artması gibi çalışmalar. Bunun için de tarımın, hayvancılığın, ziraatın her bir kademesinde çalışmaların orada artması için de belediye olarak rutin belediyecilik faaliyetlerinin ötesinde çalışmalar üretiyoruz. Samimi bir şekilde devam eden toplantı, Başkan Çolak Bayraktar'ın muhtarların sorularını yanıtlamasıyla sona erdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nin Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonu Kongresi'nde tüm üyelerin oyunu alarak oy birliğiyle Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonu'na üye olan Türkiye'den ilk ve tek kayak merkezi olduğunu açıkladı. Türkiye'nin en büyük kayak merkezi ve Alper modeliyle yönetilen ilk dağ yönetim şirketi olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ, Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonu'na üye olan Türkiye'deki ilk ve tek kayak merkezi oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamada, Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonu ile ilgili bilgi vererek, 1948'de kurulan ve merkezi İsviçre'nin Kloten kentindeki 60 farklı ülkeden 141 üye kuruluşa sahip, dünya çapında dağ kurtarma faaliyetlerini geliştirmeyi hedefleyen köklü ve saygın bir organizasyon olarak biliniyor dedi. Başkan Büyükkılıç tesisleri, kayak pistleri, yönetim anlayışı ve hizmet kalitesi ile daha önceden kalitesi tescillenen Erciyes Kayak Merkezi'nin, şimdi de dünya genelindeki dağ güvenliği ve arama kurtarma faaliyetlerindeki becerisiyle Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonu'na üye olarak büyük bir başarı elde etmiş olduğunu vurguladı. Erciyes Kayak Merkezi, Yunanistan'ın Selanik şehrinde düzenlenen Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonu Kongresi'ne davet edildi. Erciyes Kayak Merkezi ile ilgili önemli bir sunum gerçekleştiren Kayseri Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, Erciyes'in kayak pistleri, güvenlik önlemleri ve arama kurtarma faaliyetleri hakkında katılımcılara detaylı bilgi verdi. Bu üyeliğin Erciyes'in uluslararası arenada daha da güçlenmesine ve
güvenlik hizmetlerinin dünya standartlarına uygun şekilde gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti. Yapılan sunumun ardından Avrupalı üyelerin ve yönetim kurulunun değerlendirmesi neticesinde RGS, tüm üyelerin oyunu olarak oy birliğiyle Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonu'na üye olan Türkiye'den ilk kayak merkezi oldu. Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Frans Stempfli, üyelik sertifikasını RGS AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu'na takdim etti. Avrupa Konseyi'nde Yerel ve Bölgesel Yönetimler Komitesi'nde Türkiye'yi temsil eden Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Ürdün'de düzenlenen Avrupa Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclis toplantısına katıldı. Gazze konusu, Ukrayna Savaşı, İspanya'da meydana gelen sel felaketi, içme ve kullanma suyu kaynakları sıkıntısı, iklim değişikliği ve ülkemiz için önemli meselelerden biri olan Akdeniz konusu ve daha pek çok konuda görüşmenin sağlandığı toplantıda ülkemizi temsilen yer alan Başkan Palancıoğlu şunları ifade etti. Son zamanlarda İspanya'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle İspanya halkına en derin taziyelerimizi sunmak istiyorum. Ayrıca Ukrayna ve Gazze'de yaşananlar için de derin üzüntü duyuyorum. Ukrayna ve Rusya arasında bir an önce barış sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca Gazze'nin sadece 100 kilometre uzağında olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Burada İsrail askerleri tarafından 44 binden fazla masum insan hayatını kaybetti. Çoğunluğunu çocukların oluşturduğu masum sivillerin öldürülmesinden dolayı İsrail'i kınıyorum. Orada masum insanların öldürülmesini durdurmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Maalesef şu anda sadece Gazze ve bölgedeki insani felaketlerden bahsetmiyoruz. Aynı zamanda çevresel felaketlerden de bahsediyoruz. Su dayanıklılığı ve çevresel sorunlarla ilgili rapor hakkında konuşmaya açığız. Su hayattır ve şu anda en önemli konu haline gelmektedir. Ülkemiz ve çevresindeki ülkeler dünyanın en su kıtlığı yaşayan ülkeleri arasında yer alıyor. Bu nedenle bölgedeki su kaynaklarını korumalıyız. Diğer yandan Gazze'nin İsrail saldırıları nedeniyle ciddi bir içme suyu sıkıntısı yaşadığını belirtmek isterim. İsrail bölgede ana su kaynakları üzerinde kontrole sahiptir. Bu nedenle mevcut su kaynaklarının durumu ve korunması için alınması gereken önlemler hakkında bir rapor hazırlamak üzere birkaç üye atanmasını öneriyorum. Biz diyaloğu ve barışı güçlü bir şekilde destekliyoruz. Bu nedenle bölgede acilen barış sağlamak için çok çalışmalıyız. Ayrıca barış sağlandıktan sonra Ukrayna, Gazze, Lübnan ve diğer bölgelerdeki yerel otoritelere ve belediyelere yardımcı olmak için gerekli hazırlıkları yapmalıyız dedi. Kayseri'de kentin farklı noktalarında devam eden 4 önemli kazıda kentin binlerce yıllık tarihi gün yüzüne çıkarken İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, şehrin her bir noktasında farklı bir değer var dedi. Kayseri'de 4 farklı bölgede devam eden kazı çalışmaları kentin tarihine ışık tutuyor. Kültepe, Keykubadiye, Roma dönemine ait mozaik yapı ve fosil kazılarından çıkan önemli veriler, geçmişi ışık tutarken Kayseri'nin tarihini de gün yüzüne çıkarıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, kentte devam eden kazılar hakkında bilgiler verdi. Kültepe'deki kazıların 1948 yılında başladığına dikkat çeken Dursun, Kayseri'nin medeniyetler şehri olduğunun ve farklı dönemlere ait kazı çalışmalarının sürdüğünün altını çizdi. Şehrin her bir noktasında farklı bir değerin olduğunu kaydeden İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun şöyle konuştu. Medeniyetler şehri. Şehrin her bir noktasında farklı bir değeri var baktığımız zaman. Özellikle burada Kültepe'den bahsetmek gerekirse 1948 yılından beri yapılan bir kazı. Gerçekten çok yıllara uzanan ve çok verilerine baktığımız zaman değerli bilgiler sunan önemli bir yer Kültepe. Şu anda Profesör Doktor Fikri Kulakoğlu hocamız tarafından kazılar devam ettiriliyor. Malum biliyorsunuz Kültepe'de özellikle hem Höyük kısmında hem Karum kısmında olmak üzere kazılar gerçekleştiriliyor ve orada çıkan birçok veri hem şehrimizin tarihi anlamında bilgi sunarken bilmediklerimizi de aslında bize göstermesi anlamında çok değerli. Çünkü malum biliyorsunuz tabletlerde yazılar var ve bu yazılar her biri ayrı bir bilgiler sunuyor. Ticaretle ilgili, ondan sonra çoğunluğu ticaretle ilgili, o dönemin yaşamıyla ilgili bize çok değerli bilgiler sunuyor. Kültepe'de sadece bu tabii tablet çıkmıyor. Bunun dışında da farklı gündelik hayata dair kültür taşınır kültür varlıklarında, taşınmaz kültür varlıklarında, mimari aslında temellerine baktığımız zaman bunları da görebiliyoruz. Zaten ara ara Fikri Hocam da bununla ilgili zaten bilgiler de veriyor. Hem yayınlıyorlar hem de çeşitli bilgiler sunuyor. O anlamda orası
gerçekten şehrimiz tarihi açısından bizim her zaman biliyorsunuz şehrimizin tarihini tarihlendirirken biz 6000 yıllık geçmiş hep Kültepe'ye dayandıraraktan ki Fikri Hocam son dönemde bunu 7000 yıla uzandığında bahsediyor. Bunun dışında yine Kekvadiye Sarayı kazısı var. Anadolu Selçukluların önemli saraylarından birisi olan Kekvadiye Sarayı. Bugün şeker fabrikası sınırları içerisinde Şeker Gölü'nün doğusunda kalan bir alanda yerleşim gösteriyor. Bunun dışında malum İncesu'da Örenşehir'de mozaikli yapı kalıntısında kazılar gerçekleştiriliyor. 2024 yılı emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ikinci taksit ödemeleri devam ediyor. 2 Aralık Pazartesi gününün ödemeler için son tarih olduğunu hatırlatan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatandaşlara ödemelerini son güne bırakmama çağrısında bulundu. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Başkan Yalçın, vergi ödemelerinin hem internet üzerinden hem de belediye hizmet binasında ve Mevlana Mahalle Meydanı'nda bulunan veznelerden yapılabileceğini söyledi. Vezneden nakit veya kredi kartıyla yapılabilecek olan ödemelerin internet üzerinden de gerçekleştirilebileceğini ifade eden Başkan Yalçın, mükelleflerin www.talas.bel.tr adresinden giriş yaparak ödeme işlemleri menüsünü tıklamaları gerektiğini kaydetti. Başkan Yalçın şu ana kadar vergilerini ödeyerek Talas'ın gelişimine katkı sağlayan mükelleflere de teşekkür etti. Buna göre 23 Kasım 2 Aralık tarihleri arasında hafta içi sabah saat 8 akşam 19 saatleri arası açık olacak vezneler. Hafta sonları sabah saat 10 akşam 16 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Bununla birlikte mükelleflerin vergi ödemelerine kolaylık sağlamak amacıyla Mevlana Meydanı'ndaki veznede açık olacak. 25 Kasım Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak olan vezne, hafta içi saat 13.30-20, hafta sonu sabah saat 10 akşam 16 saatleri arasında çalışacak. Öte yandan mükellefler için Talas Belediyesi internet sayfasında da yeni düzenlemeler yapıldı. Buna göre vatandaşlar belediyeye gelmeden e-emlak vergisi bildirim ve e-emlak vergisi raiç belgesi sekmelerinden işlemlerini kolayca yapabilecekler. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarihi Kayseri Mahallesi dokusunun ortaya çıkarıldığı Tavukçu Mahallesi ve çevresinde kapsamlı temizlik ve düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Kadim kent Kayseri'nin tarih ve kültür mirasını gün yüzüne çıkartıp, yaşatarak gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, bu yöndeki çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Memduh Büyükkılıç'ın verdiği talimatlarla, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, tarihi Kayseri Mahallesi'nin bulunduğu seten önü ve Kayseri Evleri bölgesinde uygulanan Tavukçu Mahallesi projesinin ikincisi ve üçüncü etap projeleri ve çevresinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı, Park, Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı ve Kent Tarihi ve Tanıtım Daire Başkanlığı işbirliğiyle Tavukçu Mahallesi'nde kağıt toplayan vatandaşların kurdukları çadırlar ile topladıkları malzemeler bölgeden kaldırıldı. Zabıta ekipleri öncülüğünde iş makineleriyle bölgenin temizlenmesi sağlanırken, bölgede zabıta noktası oluşturularak yerinde denetim ve takibi gerçekleştirildi. Görüntü ve çevre kirliliği ortadan kaldırıldığı çalışma doğrultusunda, kentin en eski yerleşim yerlerinden Tavukçu Mahallesi'nin dokusu, Büyükşehir Belediyesi tarafından korunmaya devam edecek. Sevgili izleyiciler, haber bültenimize sporla devam ediyoruz. Kayseri Spor Süper Lig maçlarında taraftarına 10 maçtır galibiyet sevinci yaşatamıyor. Sarı Kırmızılılar son olarak geçen sezon Ankara Gücü'nü 3-2 yenmişti. Süper Lig'de mücadele veren Kayseri Spor 10 maçtır sahasında kazanamıyor. Son olarak geçen sezon oynadığı Ankara Gücü maçında
3-2 galip gelen Sarı Kırmızılılar sonrasında oynadığı 10 müsabakada sahadan galibiyetle ayrılamadı. Ankara Gücü maçı sonrasında Hatayspor, Karagümrük ve Konyaspor ile berabere kalan Sarı Kırmızılılar, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybetti. Kayserispor bu sezon sahasında oynadığı 5 maçta ise Sivasspor ve Beşiktaş'a kaybederken Eyüpspor, Gaziantep ve Adana Demirspor maçlarından beraberlikle ayrıldı. Son 10 maçta sahasında 6 puan toplayabilen ve taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamayan Kayserispor, bir sonraki iç saha maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kayserispor'un sahasında oynadığı son 10 maç ve sonuçları ise şu şekilde. Kayserispor 1, Hatayspor 1, Kayserispor 0, Kasımpaşa 2, Kayserispor 1, Trabzonspor 2, Kayserispor 2, Karagümrük 2, Kayserispor 2, Konyaspor 2, Kayserispor 1, Sivasspor 2, Kayserispor 2, Eyüpspor 2, Kayserispor 0, Beşiktaş 3, Kayserispor 2, Gaziantep Futbol Kulübü 2, Kayserispor 0, Adana Demir 0. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Adana Demirspor maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili "Kalbini kırdığım tüm taraftarlarımızdan özür diliyorum" dedi. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Trendyol Süper Ligi'nin 11. haftasında oynanan ve golsüz beraberlikle biten Adana Demirspor maçı sonrası yaşanan olaylar sebebiyle kulübün sosyal medya hesaplarından yazılı açıklama yaptı. Başkan Ali Çamlı, "Değerli Kayseri halkı, gönüllerimizi birleştiren kulübümüzde yıllardır sevinçleri ve üzüntüleri beraber paylaştığımız kıymetli Kayserispor ailesi, biraz mahcup ve bir hayli de üzüntülü olarak sizinle dertleşmek için bu açıklamayı yapmayı zaruri gördüm. Süper Lig'in 11. haftasında sahamızda karşılaştığımız ve golsüz berabere kaldığımız Adana Demirspor maçı sonrası hepimizi derinden üzen talihsiz olaylar yaşadık. Maçın bitmesine yakın ve maç bittikten sonra gerek tribünlerde gerekse stadyum dışında dilimizi karşılıklı adeta kılıç gibi kullandığımız olayların muhatabı olduk. Sürekli kazanmayı arzulayan taraftarlarımızdan bazıları sinirlerine hakim olamayarak şahsımızı ve ailemizi kötü sözlerle muhatap edince, Kayserispor'a yıllardır fedakarca hizmet etmenin ve bir aile babası olmanın duygu ve düşüncesinde kem söz sahibi bağlar demeden maalesef ben de karşılık verdim. Kayseri'de bilinen Ali Hoca kimliğime taşıdığım sorumluluğa yakışmayan, tamamen tahrik altında ve onların kötü sözlerine reaksiyon göstermiş olsam da böyle bir davranış sergilediğim için öncelikle hiçbir zaman desteğini bizlerden esirgemeyen Kayseri halkından ve bireysel manada kalbini kırdığım tüm taraftarlarımızdan özür diliyorum. İnanıyorum ki yıllardır Kayserispor'un başarısı için fedakarca mücadele eden ne şahsım, ne saygıdeğer yönetimimiz, ne de aynı fedakarlıkla bu mücadelemizi destekleyen taraftarlarımız böyle bir muameleyi asla hak etmedik" ifadelerini kullandı. Sevgili izleyiciler, günün önemli gelişmelerini sizler için ekranlara taşıdık. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.